Bayram neşedir, mutluluktur, bayramdır. O zaman İstanbul kafasında da bayram var. İstanbul, 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 İstanbul kafası. Bayram adı üstünde, bayram. Sarayda da bayramlar bayram gibi. Ama hatta bütün bayramlar bu sarayda kutlanıyor. Neden? Bu sarayın bir özelliği Yavuz Sultan Selim Han'ın Kutsal Emanetler adını vermiş olduğumuz İslami döneme ve Hz. Peygamber'e ait olan bir takım eşyaları buraya getirmesinden sonra başlıyor. Bu şu demek, bu saray hilafet özelliğini ve hilafetin kudretini, kuvvetini, maneviyatını buraya getirmiş ve burada muhafaza edilmesini sağlamış oluyor. Dolayısıyla bu saray diğerlerinden farklı olarak hem saltanat hem hilafet özelliğini bir arada... Yani aynı zamanda da bir dini merkez. Tabii, dini merkez ve temsili özelliği olan bir merkez. Burada o temsile karşı bir şekilde ona tabi olduğunu, ona bağlı olduğunu, ona saygı gösterdiğini ifade etmek zorunda ve bunu sarayda merasimlerle, seremoniyal bir şekilde teşrifatı olan, özellikleri olan, günleri olan bir şekilde yapmaya mecburlar. Peki ilk günden beri aynı yerde mi her şey? Yani özellikle dini olarak Yavuz Sultan Selim'in getirdiği her şey bu arkamızda gördüğümüz bölümde mi sergilenmiş, saklanmış, nasıl derse? O da çok güzel bir soru. Kutsal emanetleri saklamak üzere özel bir bina yapmak akıllarına gelmiyor. Yapmayı düşünmüyorlar. Şöyle bir şey yerine... Çünkü bütün sarayı zaten... Tabii düşünüyorlar. Sarayın en güzel yerini, en yüksek kubbeli olan yerini, en çok padişahın vaktini geçirmiş olduğu has odasını bu iş için tahsis ediyorlar. Orayı bu işe bırakarak kendileri çekiliyorlar. Ama bu çekilme tamamıyla bambaşka bir binaya çekilme değil. Padişah yine orada vakitlerini geçirmeye devam ediyor. Oradaki gündelik işlerinin bir kısmını ayrı bir bölümde yapıyor. İbadetlerini, özel gecelerini yine o emanetlerin olduğu bölümde yerine getiriyor. Bu tabii sarayın, saltanatın ifade edeceği en güzel kelime ne olur diye baktığımız zaman teşrifat. Kendine özgü bir protokol kaidesinden meydana gelen bir bütün. Bayram aslında bu ritüellerin, şekillerin, törenlerin sağlam bir özeti. Çok. Burada bu sarayda, daha doğrusu devletin hanedanını temsil eden bu makamda iki büyük merasim var. Birbiriyle yarışan iki büyük merasim var. Bir tanesi culus, yani padişah olmak üzere birisinin tahta çıkması. Daha önce şehzade iken tahta çıkma töreni, buna culus diyoruz. Bu da aşağı yukarı aynı yerde yapılıyor. Yani kutsal emanetlerin olduğu yerde yapılıyor. İkincisi bayramlaşma. Muayyede diye geçiyor. İki bayramda bu yapıldığı zaman, yani 1+2, 3 büyük merasim var burada. Bunun dışında birçok tabii başka merasimler de var. Özel günlere ait, özel gelişmelere ait merasimler var. Yani Valide Sultan'ın da oğlu tahta geçtikten sonra buraya gelmesi de kendine göre büyük bir merasim, büyük bir alay. Ama genelde Edirne'de oturuyor çünkü, değil mi? Edirne'de, ama buradaki dönemde de eski sarayda, yani Beyazıt'taki sarayda oluyor ve Beyazıt'taki saraydan buraya Valide Alayı dediğimiz. Şimdi bu tür törenlerde, merasimlerde neler olabilir? Teşrifatı şey olarak koyduk. Saltanat, teşrifat, şatafat bir kere. Şatafat. Üçü birbirini tamam ediyor. Hatta şimdi bayram şeyini konuşursak eğer, şatafatın atını da koyacağız. Sarayda mutlaka at, teşrifat ve şatafat içinde yerini alıyor. Yani güzel binek atları, güzel süslenmiş olduğu halde bayram ve diğer alaylarda mutlaka sarayda en ön planda diyebileceğimiz unsurlar. Bu atlar nereden alınıyor daha çok? Çünkü mesela biliyoruz ki Avusturya Sloven atlarını kullanır, Lipizaner atlarını kullanır. İşte rengi değişir siyahtan beyaza. Osmanlı'da hangi atlar kullanılır? Şimdi Osmanlı'da atın estetik değeri bakımından en makbulü Arap atı dediğimiz bir at türü. Arap atı. uzağa yakın eden Arap atları. Evet, uzun koşan, uzun giden, koşarken boynunu kaldırıp kuyruğunu yine bir özel bir şekle dönüştüren, kıraatı tercih edilen bir at. 3. Selim'in falan mesela o tür şeyleri var, portreleri var at üzerinde. Hep kırat, yani makbul olan kırat, Arap atının kıratı. Bunun dışında Avrupa atları dediğimiz daha iri, daha hantal fakat estetik değeri olmayan, gösteriş için kullanılan atlar da var. Şurası muhakkak ki Topkapı Sarayı ve diğer bütün Türk saraylarında mutlaka at en önemli jönlerden bir tanesi. Bu rol alan önemli aktörlerden bir tanesi. Bu daha sonraki dönemde araba da buna katılmış oluyor. At arabası, saltanat arabası ve arabanın kaç atla koşulduğu da o törenin, o teşrifatın kaçıncı derece olduğunu gösteriyor. Aynı şey kayıkta da vardır. Kaç kürekli kayık olduğu hiyerarşiyi gösterir. Ya ne güzel, kayıkları sergileyebiliriz hiç olmazsa bir kısmını ama hala daha muhteşem arabaların pek az kısmını açık görebiliyoruz. Yakın zamanda görülecek. Arkadaşlarımız yani sarayın şu andaki görevlileri çalışıyorlar. Ama atı getirdik. Yani at burada saraydaki yerini aldı ve gerçekten güzel atlar. Jandarma birliklerinin, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan birliklerin burada atlı gösterilerini ve özel günlerdeki yine atlı okçuluğu tekrar diyelim canlandırmış oldu. Yani arabalarda çıkacak, onlar da sergilenecek yakında. Evet, çıkacak. Yani şunun için söylüyoruz, bir daha Topkapı Sarayı'na hiç olmazsa bir arabalar sergilendiğinde gelmeyi unutmayın. Evet. Sarayın son şeylerinden bir tanesi araba. 2. Mahmut'tan sonra araba. Ondan önce ata biniyorsun, arabaya binmiyorlar. 2. Mahmut da buranın son padişahından bir öncesi olduğuna göre yani bu Topkapı Sarayı'nı tamamlayan, iyi anlaşılmasına vesile olan güzel bir tamamlayıcı parçası olacak. Abdülmecit sonrası yeni saraya gidildi. Topkapı kendi haline mi kaldı? Sadece bayramlarda mı kullanıldı? Ne oldu? Neden gidildi? Burası ne hale geldi? Tabii. Çünkü yeni saray şeyin çok hoşuma gitti. Çünkü ilk saray Beyazıt Sarayı. Burası yapınca aslında ilk defa burası yeni saray. Öbür taraf eskiyken Dolmabahçe ile beraber artık burası eski, öbür taraf yeni saray olmuş oldu. Şimdi Sultan Abdülmecit dönemi Osmanlı tarihinin hem siyasi hem de medeni, yani gündelik hayata ilgili çok önemli bir dönem. Batılaşmanın başladığı, bir takım adetlerin değiştiği, yaşantı biçimlerinin değişmiş olduğu bir dönem. Fakat değişmeyen tek şey Topkapı Sarayı'nın şu önünde durmuş olduğumuz mekanının hususiyeti, özelliği ve oraya ait ritüeller. O nedir? Ramazan ayında, Ramazan'ın 15'inden sonra buraya, Topkapı Sarayı'na, hiç kullanılmayan o anda bu saraya gelerek bu makamı ziyaret etmek zorundalar. Neden 15? 15'ine kadar buranın özel temizliği yapılıyor. Bu 15'i gül suyuyla, daha önce bahsettik, buradaki yetişen güllerden elde edilen gül suyuyla yıkanıyor. Hünkâr yani padişah o temizliğe katılıyor. En azından ucundan tutuyor yani o şebekelerin temizlenmesi, içerisinin tertipçi haline sokulmasına kadar bunlarla ilgileniyor. Ve 15 Ramazan'dan daha çok 15'inde oluyor. Yani 15'i bir şey olarak seçilmiş gün. Burada bir büyük toplantı oluyor. O büyük toplantının ana amacı Kutsal Emanetleri ziyaret etmek, oraya saygıyı bir şekilde tekrar ortaya çıkarmak, ifade etmek, ona bağlılıklarını bildirmek. Ama bununla beraber yine devletin olmazsa olmaz bazı değerleri, yönetimle ilgili değerleri, yani bir nevi divanın devamı burada Mecidiye Köşkü'nde yerine getiriliyor. Mecidiye Köşkü sonradan yapılma bir köşkü. Tabii. Şimdi onu güzel ifade ettin Levent. Mecidiye, Sultan Abdülmecit zamanında yapıldı. Bir kere zaten Mecidiye şeyiyle belli. Buradan taşınıp gittikten sonra buraya geri gelip bu töreni yapmak üzere hemen şöyle geçerken bir uğramak gibi bir şey değil. Bir gün neredeyse burada geçiriliyor ve onun için asgari ihtiyaçların karşılanmış olması gereken hem özel ihtiyaçların hem devlet ihtiyaçlarının bir yeni salona, bir büyük kasra ihtiyaç duyuluyor. Bağdat ve Revan kasırları gibi değil, daha büyük bir kasır. Ve onun üzerine işte bu aşağıdaki Mecidiye, Abdülmecit zamanında yapılan Mecidiye kasrı ortaya çıkmış oluyor. Harem ve selamlık olmak üzere 2 bölümdür orası. Çünkü bu törene kadınlar da mutlaka eski zamanda harem kadınları buradan geliyorlar. Abdülmecit'ten sonra da Dolmabahçe Sarayı'nın hanımlar buraya getirilip bu ziyareti yine onlar da ifa ediyorlar. Değişik gruplar halinde bu tören yapılıyor. En önemli şeylerinden bir tanesi bu törene katılabilecek olanların listesi çok ciddi olarak yapılıyor. Yani buraya herkes o ziyaret için alınmıyor. Çünkü onlara ayrı bir hak var. İstanbul'da 2 tane hırka var. Hazreti Peygamber hayatı hırka var. Bir tanesi Hırka-i Şerif, Fatih'te. Onu halk ziyaret ediyor. Burası Hırka-i Saadet. Burası daha böyle devletlu, daha resmi, daha devlete ait bürokrasinin ziyaret ettiği, herkes de buraya giremediği için bir yer. Onun için bütün bu esami listesi denir. İsimler listesi. İsimler son derece dikkatle seçiliyor. Bir grup halinde buraya davet ediliyor. Onların da davetten önce çok açık bir şekilde, kesin bir şekilde uyması gereken şartlar da ifade ediliyor. Yani şu zamanda burada olacaksınız, şu saate kadar geleceksiniz, kıyafetiniz şu olacak, nişanlar takılacak gibi bir takım uyulması gereken kurallar var. Bunlar bu ziyareti yaptıktan sonra ziyaretten bir hatıra almak üzere destimal kendilerine veriliyor. Şimdi destimal nedir o zaman? Bunu da bir açıklayalım. Şimdi Hırka-i Saadet bir bohça içerisinde, bir çok güzel bir şebekenin içerisinde muhafaza ediliyor. O bohça o gün özel olarak görülmek için açılırken, açıldıktan sonra ortaya çıkınca insanlar salavat getirmek şartıyla gelerek bunu el değdirmemek suretiyle gözleriyle hırkayı görmüş oluyorlar. Gördükten sonra hırkayı bir hürmet nişanesi olmak üzere öpmek yerine hırkanın üzerine konan bir büyük mendil var. Büyük bir mendil. O mendilin üzerinde de yine hadisler, salavat, o şeye ait olan bir takım dini ibareleri var. Onun bir tarafı hırka üzerinde, bir tarafı aşağıya doğru sarkmış halde. Sarkmış tarafından, yani sandığının dışından onu öperek alıyorlar. Bu destimal dediğimiz büyük mendil, işte bu mendil. Yani hırkaya dokunmuş olmuyorlar. Hırkaya dokunan büyük mendili hatıra olmak üzere alıyorlar ve ömürlerinin son gününe kadar onu saklamış oluyorlar. Ramazan 15'ten hemen sonra bayram mı ritüelde, yoksa daha başka bir şeyler var mı? Tabii bu ziyaretin bitiminden sonraki geçen zaman içerisinde önemli bir gece Kadir Gecesi var. Padişahın yine devam mecburiyeti olan, diyeyim halk ağzıyla, geceler, merasimlerden bir tanesi Ayasofya'da oluyor. Kadir Gecesi'nde mutlaka, yani bayram namazını değiştirebilir Sultanahmet veya Ayasofya, ama Kadir Gecesi mutlaka Ayasofya'da klasik dönem içerisinde ziyareti yapılıyor. Kadir Gecesi'nden sonra da yine bayrama hemen doğrudan girilmiyor. Arife günü bir Arife divanı denilen bir divan yapılıyor. Tam divan-ı imanın önüne toplanıyoruz. Arife gününde yapılmış olan bir takım merasimler var. Bayramın kutlamasının bir ön hazırlığı gibi bir merasim. Ondan sonra bayram tebriği yapılıyor. Demek ki bayramda teşrifat var, ibadet var, hediyeler var ve ikramlar var. İkramda bayram yemeği olmak üzere hiç değişmeyen kuzu eti, pilav mutlaka oluyor, ama ilave olarak helva oluyor. Ve karşıdaki helvahane, yani has mutfakların hemen yeni helvahane bölümü. Özel bir departman bugünkü şey anlamıyla. Hatta yarım eczane, yarım helvahane. Tabii helva derken onun altında şuruplar var, şerbetler var, tatlılar var. Macunlar var. Macunlar var. Hatta sabunlar da. Ve ana buradaki malzemede hep gül. Yani gül şurubu, gül reçeli, gül macunları ve gül sabunları kokusu bakımından yine o Hazreti Peygamber'e olan koku benzerliği ve gülhane üzerinden bu birbirini tamamlamış oluyor. Helvaların buradaki ikramı dışında sadrazam başta olmak üzere diğer devlet erkanına özel bohçalarla paket yapılıyor ve yanında tekrar götürmek üzere ona hediye olarak takdim ediliyor. Burada önemli olan şey bayramlaşmada tahtın konacağı yer, arz odasıyla Babüsaade arasında dönem dönem değişmek üzere taht, o güne has olmak üzere özel taht çıkarılıyor. Padişah oraya getiriliyor ve protokol genel müdürü yani teşrifatçı padişaha orada bir şekilde yönlendirici bilgi veriyor. Nasıl yönlendirici bilgi veriyor? Gelen kişilerin nasıl harekette bulunacaklarını kopya, sufle olarak vermiş oluyor. Yani padişah kime ayağa kalkacak, kime oturarak karşılayacak, kim etek öpecek, uzaktan temenni edecek, kim yakına kadar gelecek, elini öpecek. Bütün bunları o teşrifat defterine bakmak suretiyle ifade ediyor. Sonra grup grup o katmanlar, devlet katmanları geliyor. Sadrazam geliyor tabii. Sadrazam da ayakta kalkıyor. Sadrazam kendi erkanını tanıştırıyor. Yani gelenlerin kim olduğunu, vüzera, beylerbeyleri, kazaskerler sırayla hepsi geliyorlar. Bir diğeri de bu tür merasimlerde buhur yakılması. Koku. Özel o gün buhurla sarayın kapalı alanları has oda, ırk-ı saadet odası. Hatta bayram namazına gidecekse bayram namazında gideceği mahvilde de mutlaka buhur yakılarak padişahtan önce oranın o havası sağlanmış oluyor. Kokular güzel, helva güzel ama başka tatlısı var mı Ramazan'ın? Ya da Ramazan'da ne tatlılar var? Ve sarayın özel tatlısı var tabii. Yine merasim özelliği olan bir tatlı. Merasim olunca ne diyorduk? Alay olması lazım. Alay olması. Yani bir kortej olması lazım, bir yürüyüş kolu olması lazım ve hiyerarşisi olması lazım. Baklava alayı diye bir alay var. Ramazan'ın yine 15'inde aşağı yukarı bu oluyor. Artık Ramazan sona ermek üzereyken bunu yapıyorlar. Nedir baklava alayı? Has mutfaklardan özel olarak yapılmış olan saray baklavası Ramazan ayı olduğu için ve Ramazan iftardan önce olduğu için burada ikram edilmiyor. İkramlar daha sonra ama o alayla çok güzel tepsilerle, sinilerle, futalarla, özel örtülerle kapatılmış olarak Yeniçerilere yani silahlı kuvvetlere bir alay halinde gönderiliyor. Bu devletin askerini düşünmesi ve askerinin de ağzının tatlanmasını sağlamış olması karşılıklı bir mukavele gibi kontrasosyal olmak üzere yerine getirilmiş olan bir merasim. Bu yani askerle devlet arasında tatlı ilişkisi daha ilk günden beri var. Çünkü akide şekeriyle başlıyor işi. Yani. Tabii yani akide şekeri de yine bunun ulûfe divanlarında dediğimiz divanlar ki bu alay meydanında önemli günlerden bir tanesi de o ulûfe divanlarıdır. Yani ağzın tatlanması, ağzımızın tadının bozulmaması asker-devlet ilişkileri açısından bir geleneksel devlet merasimi şeklinde kendini göstermiş. Bu şimdi Topkapı Sarayı'nı tabii ısrarla bakın sarayı diyoruz. Müzesini çok fazla kullanmıyorum. Bunu fark ediyorsun. Burada bir devlet, merasim ve bir yaşanmışlık var. Gündelik hayatın içinde olduğu merasimlerin de zaman zaman olmuş olduğu bir yaşanmışlık var. Bunları göstermek, bunları ziyaretçilere hatırlatmak, küçük ipuçları vermek, küçük bilgicikler vermek amacıyla geçtiğimiz dönemlerde baklava alayını mesela temsili olarak yaptık. Bu Babüsaade önünde. Tabii Ramazan'da olamayacağı için şeye taşıdık. Bayram gününe taşımış olduk. Yine aynı şekilde büyük tepsilerle geldi. Yine güzel cevizli baklavalar. Ceviz değil mi baklava? Evet, İstanbul kültüründe ceviz. Burada ceviz olduğu için yani fıstık olan yerde fıstık da olabilir. Tepsilerle ortaya kondu ve yine aynı usul porsiyon usulü değil. Sarayın ve devletin kendine has bir ikram çeşidi var. Yani sen de buranın bir sahibisin. Bunu ülüşmek, almak ve kendine göre paylaşmak. Hakkını, payını almak gücüne sahipsin diye. Bu ortaya konuyor. Herkes kendisi ne kadar istiyorsa o baklavadan alıyor. Atlı bizim birlikler, sarayın birlikleri de yine Yeniçeri'yi temsilen o gün geliyorlar ve onlara da o baklava ikram edilmiş oluyor. Peki bayramdan hemen önce Arife'de neler oluyor? Arife divanında ve bayramda unutulmaması gereken şeylerden bir tanesi hediye. Hediyeler hem padişaha ve saraya getiriliyor, padişah tarafından da atiyeler yahut ihsan etmek tabirini kullandığımız padişah ihsan ediyor, hediye veriyor. Yine en güzel, en makbul hediye burada yine aynı konuya geleceğim attır. Güzel at, seçkin at hem padişaha at hediye ediliyor hem de buradaki gelen ziyaretçilere karşılık olmak üzere de at hediye ediliyor. Unutulmaması gereken bir diğer noktada bayramın geldiği ve bu tür merasimlerin olduğu denizden atılan toplarla anlaşılıyor. Bu top sesleri denizden atılmaya başladığı zaman cülüs topları olabilir yahut işte bayramı ifade eden toplar olabilir. Kaptan-ı Derya da, Kaptan Paşa da ve daha sonraki adıyla Bahriye Nazırı da ayrı bir bakanlık. Bunu unutmayalım. Harbiye Nazırı ayrı, Bahriye Nazırı ayrı ve Kaptan Paşa buradaki törenlerde yine mutlaka önemli bir yer ve bürokraside bir üst temsil hakkına sahip olmuş. Yani denizi, karacısı, askerin hepsi, bürokrasi, herkes burada. Evet. Sanatçılar? Tabii, sanatçıların önemli kısmı zaten burada. O sanatçılar devlet tarafından istihdam ediliyorlar. Burada özel görevlere getiriliyorlar. Harem başta olmak üzere. Ve onların yine buradaki temsillerinden bir bölümü de musahip dediğimiz padişahın sohbetinde bulunma derecesine yükselmiş kişiler olduğu için önemli bestekarlar, önemli hattatlar, o zamana göre sanat erbabı, ehli hiref buraya mutlaka davet edilerek onlar da devletteki yerlerini bir kere daha göstermiş oluyorlar. Yani aslında bayram gibi kutlanıyor. Herkes birbiriyle bir araya gelebiliyor. Bir yerde de hiyerarşi hem var hem de önemlice bir paylaşım var. O zaman herkesin bayram keyfi sağlam oluyor. Biz de diyelim ki bu bayramda da hepinizin keyfi yerinde olsun, ağız tadı yerinde evet. olsun, birliktelik bozulmasın, hep paylaşalım. Görüşmek üzere. İstanbul, 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 İstanbul kafası. Yes.